Büyük Britanya Demir Lady'sini son yolculuğuna uğurladı. Ülkenin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'a askeri cenaze töreni düzenlendi. Thatcher'ın İngiliz bayrağına sarılı naaşı Westminster Sarayı'ndaki Azize Mary Chapel'ini İngiltere saatiyle 10'da terk etti. Aziz Clement Kilisesi'ne getirilen naaş askerlere devredildi. Kortej Aziz Pol Kilisesi'ne gidiş güzergahında eski başbakanın 11 yılını geçirdiği ünlü Downing Street 10 numaranın da önünden geçti. Top arabası üzerinde Aziz Pol Katedrali'ne yol alan başbakanın naaşı için düzenlenen ayine 170 ülkeden 2300 davetli katıldı. Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik törende hazır bulunurken Arjantin Büyükelçisi'nin daveti reddetmesi dikkat çekti. Beyaz çiçeklerle süslenen tabut Aziz Clement Danes Kilisesi'nden 19 top atışı eşliğinde Aziz Pol Katedrali'ne doğru yola çıktı. Korteje 3 askeri bando eşlik ederken eski başbakanın vasiyetinde uçak istememesi üzerine uçuş yapılmadı. Margaret Thatcher'ın cenaze töreninde her kanattan politikacı hazır bulundu. Başbakan David Cameron, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Dick Cheney ve eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Henry Kissinger davetliler arasındaydı. Kraliçe 2. Elizabeth ise 1965'te Sir Winston Churchill'in ölümünden bu yana ilk defa bir başbakanın cenaze törenine katıldı. Thatcher'ın naaşını katedralde oğlu Mark ve torunları Michael ve Carol karşıladı. Ayin sırasında Demir Lady'nin vasiyeti üzerine torunu ve başbakan Cameron İncil'den bölümler okudu. Londra Başpiskoposu Richard Charts verdiği vaazda eski başbakanın mirasını tartışmanın ne yeri ne de zamanı olduğunun altını çizdi. After the storm, tartışmalarla dolu politikaların başında geçirilen fırtınalı bir hayatın ardından şimdi büyük bir dinginlik var. Zıt fikirlerin yarattığı fırtına Sayın Thatcher'ı sembolik bir figür haline getirdi. Ama bugün içimizden biri olan gerçek Margaret burada yatıyor. Are here at her funeral service. Lying here, she is one of us. Cenaze töreninin ardından Thatcher'ın maaşı Chelsea Kraliyet Hastanesi'ne götürüldü. Eski başbakanın son isteğine uygun bir şekilde krematoryumda yakılarak külleri eşinin yanına konulacak.